Ben Ahmet Yeşilırmak. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Mersinliyim. Doğma büyüme Kiremithane Mahallesi'ndenim. Bizim kökenimiz Giritli. Biz Girit'ten, buradan Girit'e gittik. Girit'ten tekrar gelelim mübadeleyle burada geldik. Adana diye şeyim var, lakabım var. Onu ben, ablenin benim o. Girit'ten geldiğimiz için ben de Adalı koydum. Çıraklıktan başladım ben. İyi kene demişler ki ne gel çarşıya git bisikletle. Ben de bu şeyde ayakkabıcı oldum. Sonra sandalet hevesim benim başladı. Filmlerden bu. O zamanlar tabii çok eski filmlerden de olsun sandaletler yapılırdı. Mısır, Roma, onları seyrettiğim zaman hepsi de sandalet. Ben de çok dikkat ederdim. Böyle tuhaf tuhaf şeyler vardı. Öyle başladım ben. Kaç yaşındaydınız? O zaman 25 yaşındaydım. Şimdi 60 yaşındayım. Çıraklıktan başladım ben. İyiyken demişler ki ne gel çarşıya git bisikletle. Ben de bu şeyde ayakkabıcı oldum. Sonra sandalet hevesim benim başladı. Siz bir sandalet getirdiniz. Onun tamirini yaparken onun modeli güzeldi. Onu yaptım. O oldu bu derken kendi kendine şimdi çok şükür kendi kendimizi geçindirip gidiyoruz. Askere gidinceye kadar çalıştım. 83'te geldim, kendi dükkanımı açtım. Bu mahallede açtım. 83 yılından 40 seneden beri buradayım. Peki aynı dükkanda mısın? Aynı dükkan değil. Daha önce karşıdaydım. Aynı yerdeyim ama. Yer aynı. Şu ışıklarla bu ışıklar arasında değişmedi yerim. Severseniz hiçbir şey zor değil. Severek yapacaksınız. Bu iş, şimdi siz işinizi yapıyorsunuz, severek yapmıyor musunuz? Ben de her gün severek geliyorum şimdi. Çayımı demliyorum, oturuyorum. Türk sanat müziği dinliyorsunuz. Bu da bir zevk. Demin size siz geldiğiniz kadarını gördünüz. İki tane arkadaşım oturuyor. Onlar çay içiyor. İki müşterimiz gelir. Bir bakmışsın saat 6 olmuş. Haberin yok. Nasıl geçiyor gün? Yetişemiyorsun. Diğer esnaflarla ilişkiniz nasıl? Çok iyi benim. Herkesle aram iyidir. Ben etkilenmedim. Çok tabii şey oluyor. Gelen giden oluyor ama şeyimiz yok. Hiç kimseden etkilenmedik. Yerimiz aynı. Sadece insanlar değişiyor. Çok yabancımız var. O da bizim menfaatimize yabancı olması. İşimiz gereği daha çok yayılıyoruz. Herkes birbirine söylüyor. Mersin'imizde o zamanlar çok yerli yabancımız da çok geliyordu. Üniversitenin çok faydası oldu. Üniversitede çok insanlar tanıdım. Onların vasıtasıyla çok sandalet yaptık. Yayıldı Mersin'de. Üniversitenin çok şeyi oldu, faydası oldu. O zaman Ahmet diye bir arkadaş vardı orada, ressamdı o da. Onunla beraber bayağı işler yaptık üniversitede. Ürettiklerinizi internet üzerinden satabiliyor musunuz? Yani oralar ya ben o kadar çok fazla yapamıyorum. O çok fazla yapmak lazım. Ben tek başım olduğum için yapamam o kadarı. İstedi benden 10 çift nasıl yapayım? Ben 2 çift sandalet yaparım bunda. 2 çift. O kadar, başka da yapamam. Yaptığınız olmadı. Yok yaparsınız da. Gelen gidenimiz çok, bizim tamirle uğraştığımız için tek sandalete yönelmiyorsunuz. Yapacağımız 2 çift. Sandalet bakın benim mesela siz gördüğünüzü kesiyordum. Şu aşamalardan deriyi kesiyorum zaten. Şablonla beraber keseriz. Ondan sonra da kalıba tekrar geri çekiyoruz. Ondan sonra taban yapılıyor. Bitmiş hali de böyle oluyor. Ya tabii şöyle olur mesela, unutamadığımız anılar derken iki tane müşterim geldi. Muğla'da mı yaşıyorlardı vallahi, iki kardeşti onlar, kız erkek. Sipariş verdiler, kapora verdiler bana. Ben onların terliklerini 4 kere yaptım. Vitrine koydum, gelmediler, terliklerini sattım. Kapora da aldım onlardan. O da enteresan bir şey ama kendileri gelmedi. Benlik bir şey yok. Ben kaporayı aldım, evet, şimdi onların parası bende. Ama ben terliklerini, telefonları da yok, arayayım. Ya Mersin'de olup da Mersin İtman Yurdulu olmamak olmaz. Bir ayrıcalıktır Mersin İtman Yurdulu olmak. Biz 7 yaşından beri maçlara gideriz. Babamın sayesinde. Onlarla Mersin İtman Yurdu aşkı öyle başladı bizde de. Ne kadar sürdü? Çok, hala devam ediyor. Hala devam ediyor, göründüğü gibi. Hala devam. O da bir sevdadır. Nasıl işimize, eşimize, o da bir sevda. Aklınızda
aktif olarak gidiyorum. Yok, aktif yok şimdi. Maçlara gidiyoruz sadece. Ben amatör takımdaydım biz. Ne kadar süre? Ben askerden geldikten sonra oynadım. Mersin, Osmaniye'de, Esnaf Spor'da. Esnaf Spor. Esnaf, Mersin Esnaf Spor. O çok oldu, o 83-85 yıllarıydı. Ve bir alanda tek kalmak kötü. Ben isterdim ki mesleğimiz, sanatımız daha da ilerlesin. Ama kısmet böyleymiş. Tabii ki illaki ilerleyecek. İllaki bunu birileri yapacak, götürecek bu bayrağı. Biz yapabildiğimiz yere kadar yapalım, ondan sonrası da bakalım ne olacak. Zaman ne götürür, ne getirir bilemeyiz. Ben devam edeceğim. Yani gittiği yere kadar devam edeceğim. Ondan sonrasına da bakarız. Devam edilmesi için öncelikle birilerinin bu mesleği öğrenmesi lazım. Mesleği öğrenecek ki devam etsin. Öğrenmese devam etmez. Tam evimizin karşısında, mahallenin karşısında amcam ayakkabıcı. Onlarda da çok güzel bir tane bisiklet var. O bisiklete benim binmem için dükkana gitmem lazım. Abim öyle derdi. Gel derdi dükkana, bisikleti ver derdim abi. Çarşıya git gel derdi bana. Ben de çarşıya gidip bisikletle gideceğim. Bisikletle kullanmak için gidip geliyordum. Öyle öyle. Allah razı olsun, iyi kendi öğretmişler. Benim hikayem bu işte. Dükkanla hikayemiz bu. Thank you.